şehrimizin en büyük sektörü olan tekstil endüstrimizin büyük buluşması olarak nitelendirdiğimiz ve bu yıl 5.sini düzenlediğimiz Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarımıza hoş geldiniz. Kıymetli konuklar, tekstil sanayi tarih boyunca dünyada en büyük gelir getirici sektörlerden birisi olmuştur. Doğal olarak tekstil ve hazır giyim sektörü dünya mal ticaretinin önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Ülkemizde de her yıl 15 milyar dolar net döviz getirisiyle Türkiye'nin stratejik sektörlerinden birisi haline gelmiştir. Ülkemizin sanayi üretimine ve kalkınmasına çok önemli katkılar sağlamaktadır. Tekstil sanayinin atılımlarıyla Kahramanmaraş bugün Türkiye'nin en güçlü ekonomilerinden birisi haline gelmiştir. Şehrimiz tekstil endüstrisinde büyük ölçekli yatırımlarla pamuktan hazır giyime her alanda üretim yapan, son teknolojiye sahip fabrikalarıyla dünya moda merkezlerinin en önemli tedarikçilerinden birisi olmuştur. 5 milyar dolar sanayi üretimiyle Türkiye'nin gücüne güç katmaktadır. Dünyanın 125 ülkesine ihracat yapan kentimiz, iplikte, dokumada, denimde ve örmede artık güçlü bir Türk markası olarak anılmaktadır. Bölgenin en önemli uluslararası organizasyonu konumunda bulunan Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarımız, sektörün en üst düzey temsilcileri ve teknoloji üretenleri ticari bir platformu oluşturmaktadır. Tekstil sektörünün en önemli platformlarından birisi haline gelen bu fuarımız, Kahramanmaraş'ın bu sektördeki başarısını ve uluslararası marka gücünü çok net bir şekilde sergilemektedir. Bununla birlikte bugün dünya tekstil ihracatının yarısı ve hazır giyim ihracatının da 1/4'ü gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla bu ülkelerle rekabette markalaşma ve yüksek tasarım kabiliyetini öne çıkarmak zorundayız. Bu anlamda hem fuarımız hem de hafta içerisinde düzenlediğimiz tekstil zirvemiz, tekstil sektöründe küresel başarılara imza atan Kahramanmaraş'ın dijitalleşme çağına uyumunu güçlendirecek, Endüstri 4.0'a adaptasyonunu hızlandıracaktır. Sektörel dönüşümünde ve tasarımında da Türk kimliğinin vurgulanması adına da öncü olacaktır. Sektörün yerli ve yabancı oyuncularını bir araya getiren, son teknoloji ürünlerini şehrimiz yatırımcıları ile buluşturan uluslararası Kahramanmaraş Tekstil Makineleri Fuarımız, Kahramanmaraş'ın tekstil ve moda yolculuğuna yeni bir ivme kazandıracak, global tekstil üretim ve ihracatındaki konumunu da güçlendirecektir. Bu temenni ve duygularla fuarımızın hayırlı olmasını diliyor. Fuarımıza destek veren Kahramanmaraş Valimize, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve başarılı bir organizasyonla fuarı gerçekleştiren ECR Fuarcı'la teşekkür ediyorum. Elbette Kahramanmaraş bir tekstil şehri. Ama 1990'lardaki yaptığı atılımın daha fazlasını bekliyoruz. Bunu hem şehrimizin ihtiyacı var hem ülkemizin ihtiyacı var. Bildiğiniz gibi değerli sanayiciler, değerli ticaret erbabı, dünya ekonomik bir savaşın içerisindedir. Siyaseten milletin iradesiyle iktidarı değiştiremeyenler daima ekonomik savaşlarla iktidarları yıpratmak ve değiştirme çabası içerisindedir. Bugün tüm Türkiye'de ve dünyada da yaşanan budur. Onun için bizim daha fazla üretmemiz, daha çok üretmemiz, daha çok satmamız lazım. Önce tarlada emeğiyle başlayan bu süreç, şimdi çok büyük işletmelerle, çok büyük sermayelerle ve çok büyük istihdamlarla yeni iş kollarına, çok büyük alanlara dönüşmüş. Bunu yaparken siyasetin bunu yapanlara bir katkısı olması lazım. Bu katkı bizim açımızdan şu: şehrimize istihdam sağlayan, şehrimizin ekonomisini güçlendiren, şehrimizde 113 bin tane vatandaşımıza iş sağlayan bu işin erbablarına, bu ticaretin erbablarına biz milletvekiller olarak, siyasetçiler olarak
yardımcı olmamız lazım. Her zaman da yardımcı olmaya çalışırız. Bunu bir görev biliriz. Bunu yaparken onlarından gelen talepleri onların zenginleşmesi gibi değerlendirmeyiz, şehrimizin zenginleşmesi gibi değerlendiririz. O yüzden de bize söyledikleri ticaretini geliştirmek için atılacak adımlarda kendimize bunu görev biliriz, yük saymayız. Ama Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilimizin söylediği önemli de bir husus var. Önemine binaen ben de onu vurgulamak istiyorum. Hem iş adamlarımızın, hem bizim, hem belediyemizin de bir sorumluluğu daha var tabii ki. Aksu Çayı uzun süredir gündemimizde. Biz şehrimizi kalkındırırken, ülkemizi kalkındırırken o şehirde yaşayan insanlarımızın da hem sağlığını, hem hukukunu, hem sosyolojisini korumamız lazım. Bunun için de gerekli adımlar yine iş adamlarımızla birlikte atıyoruz. Yapmak istediğimiz şey, hangi sorun karşımıza çıkarsa çıksın, bunu birlikte istişare ederek ve ortak çözüm üreterek gerçekleştirmek. İki ay önce Çevre Şehircilik Bakanımızla, bütün milletvekillerimizle bir toplantı yaptık. Yaptığımız toplantıda şehrimizin çevre sorunlarını ticaret odamızla, belediyemizle ve diğer paydaşlarıyla görüşüp bir çözüm üretme kararı aldık. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığımız bir çalışma yaptı. Nihai bir arıtma tesisi yaparak inşallah hem Aksu Çayımızı hem Aksu Mahallemizdeki baca gazından kaynaklı oluşabilecek kirliliklerin önüne geçmek için ortak adım atıyoruz. Bunları niye söyledim? Yurt dışından gelen ve bizim iş adamlarımızla ticaret yapan misafirlerimiz şunu bilmeli. Bizim iş adamlarımız hiçbir zaman yalnız değiller. Ürettiklerinde de yalnız değiller, sorun olduğunda da yalnız değiller. Biz her zaman onların yanındayız. Biz ülke olarak bir şeyi hayal ediyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Hayal ettiğimiz şey şu. Biz güçlü bir ülke olmak istiyoruz. Güçlü bir ülke olmaktan kastımız birilerini sömürmek, birilerine hegemonya kurmak değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihine bakın, hiçbir zaman bir ülkeyi sömürmek için kendi gücünü kullanmamıştır. Her zaman mazlum olanların yanında olmuş ve onlara destek olmuştur. Ülke olarak şöyle bir yapımız var. Bir mazlum bizden yardım istediği zaman cebimizdeki bütün parayı veririz. Ama bakkala gidip ekmek aldığımızda onun üzerindeki küçücük bir miktarı vermeyen bakkala da kafa tutarız. Onun da hesabını sorarız. Yani haksızlığa gelmeyen bir yapımız var bizim. Tekstil makineleri fuarının 5.'si bu yıl yapılıyor. Ticaret odası başkanımız ve yönetim kurulu ile birlikte standları gezdik. Kahramanmaraş'ımızın tekstiline, sanayisine çok büyük katkısı olacak. Aslında bir anlamda iş adamlarımızın işini kolaylaştıracak ürünler burada sergileniyor. Tabii ki nihai hedefimiz bizim bu makineleri yapan firmalarımızın Avrupa'nın başka yerlerinde, başka fuarlarda adının anılması. Önceliğimiz ve önem verdiğimiz şey bu. Ama bugün buraya birçok firmanın gelmiş olması, Kahramanmaraş'ı iyi bir pazar olarak görüyor olmaları şehrimizin yurt dışında tanıtımı için de önemli. Bu anlamda verilen katkıyı çok önemsiyoruz ve onların yanında olmak istedik. Başkanımıza ve yönetim kurumuza da çok teşekkür ediyoruz. Bugün Uluslararası Tekstil Makineleri Fuarımızın halkımıza ve Türkiye'mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Sayın milletvekillerimiz de bizlere güç kattılar. Katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah başarılı bir fuar geçecektir. Yine 3. günün sonunda hem katılımcılarımızın, ziyaretçilerimizin miktarını, adetini sizlere açıklayacağız. Çok anlamlı bir uluslararası fuar bu. Çünkü yabancı ülkelerden katılım çok fazla.
Bu sene özellikle Picano firması da ilk defa katılım sağladı. Güçlü bir dokuma makinesi üreten bir firmamız. Ben hepsine teşekkür ediyorum katıldıkları için, sizlere de. Kahramanmaraş bugün çok önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Tekstilin zirvesi olan Kahramanmaraş'ın bu konudaki fuarını nasıl buluyor? Bu yıl 5.'si düzenleniyor. Öncelikle ticaret sanayi odamızı tebrik ediyorum. Çünkü ulusal ve uluslararası boğazda birçok yabancı ve yerli şirket burada makinalarını sergiliyor. Ve sektör sürekli kendini yenileyen bir sektör. Adeta iletişim ve modern ve yeni teknik makinaların dokumada, iplikte, diğer alanlarda rekabet gücünü artıracak bir yeni ürün makineler burada sergileniyor. Bu şu manada önemli, hem şehrimizdeki tekstil sektöründe çalışan tüm kesimlerin, firmaların yerli ve yabancı alanda, dış ticaret alanında rekabet açısından önemli. Çünkü maliyetlerin aşağı çekilmesi, kar marjlarının yükselmesi ve şu son bir senede oluşan ekonomik dalgalanmayla, ekonomik sıkıntılarla birlikte bu çok önem arz ediyor. Tabii ki makinelerin geri dönüşümü de çok önemli. Çünkü yüksek bedellere makine alıyorsunuz, ekonomik ömrünü tamamlayıp maliyetinizi düşürmesi lazım. Bunun fizibilitesi iş dünyamız tarafından yapılıyor ve ihtiyaç olan makineler alınıyor. Yerli makineler de var, yerli markalar da var, yabancı markalar ve makineler de var. Dolayısıyla Kahramanmaraş'ın tekstilde geçen hafta içerisinde gerçekleşen zirve ile birlikte dünyada rekabet gücünün artması adına önemli. Bu vesileyle emeğe geçen başta ticaret sanayi odamız olmak üzere tüm iş dünyasından katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten Kahramanmaraş'ımız tekstilde öncü şehirlerden biri. Türkiye'nin ihracat ve ithalat dengesine baktığımızda ithalatımızın ihracatımız %75 civarında karşılıyor. Ama tekstilde ihracatımız ithalatımızdan fazla. Kahramanmaraş da ülkemizde öncü şehirlerden biri. Bildiğiniz gibi dün değil önceki günde uluslararası tekstil şeyini açtık. Bugün de tekstil makineleri fuarını açmış bulunuyoruz. Bunun şehrimizde yapılması çok önemli. Çünkü bu Maraş'ın tekstildeki potansiyelini gösteriyor. Bir de şehirlerin rekabet gücü yaptıkları bu tip faaliyetlerle ölçülür. Birçok kriter var ama kriterlerden biri de o şehirde ne kadar ulusal ya da uluslararası fuar, sempozyum, kongre gibi etkinlikler düzenleniyor. Bu da şehrin rekabet gücünü gösteriyor. Burada tekstil makineleri fuarının da şehrimizde yapılması bizim bu alandaki rekabet gücümüzü ve kapasitemizi gösteriyor. O gün ifade ettiğimiz gibi tekstilde biz tabii ki markalaşmaya, katma değer yaratmaya daha fazla önem vermemiz lazım. Maraş'taki girişimcilerimiz bunun için son derece gayretle çalışıyorlar ve kapasite de var. Yarattıkları değerler var ama bunun üstüne çok daha fazlasını koymamız lazım. Çünkü katma değer yaratmadığınız zaman rekabet gücünüz istenilen seviyede olmuyor. Bunun da önümüzdeki dönemde daha fazla gelişeceğini düşünüyoruz. Makina sektörüne baktığımızda dünyada hiçbir ülke bütün ihtiyaçlarını karşılamıyor ama mutlaka karşıladığı birçok şey var. Gelişmiş ülkelere baktığınızda kendilerine özgü sanayisi, teknolojisi ve markası var. Bizim de mutlak surette tekstilde, tekstil makinelerinde ve diğer alanlarda markaya sahip mutlaka şeyimiz olması lazım. İşte tekstilde, makinede, şurada. Burada yerli üreticilerimizin de çok ciddi makinalarını görüyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Türkiye bu manada son derece güzel gelişiyor, ilerliyor. Bu alanda da güzel işler olacağını düşünüyoruz. Vermiş. Anne çıkar orada. Yaka yapıyoruz. Yaka yapıyoruz. Bildiğimiz triko kazan ediyor. Tam başlamış. Şu an biz tanımda dünya genelinde de teşekkürler. Makineyle de bir getirdiler. Teşekkürler.